Merhaba arkadaşlar, ben Barış. E, hobi amaçlı mobil uygulamalarla ilgileniyorum. Biliyorsunuzdur belki. E, uygulamalarımda e, reklamlar mevcut ve bu reklamlardan dolayı geçenlerde hesabım askıya alındı. E, bunun sebebi olarak da atılan mailde kendi reklamlarına tıklama nedeni belirtildi. Tabi sadece bundan dolayı değil e, artı sebepler de var. E, kendi telefondan sürekli kendi reklamlarımı görme gibi sebepler var. Çünkü ben kendi geliştirici telefonumu e, test reklamı e, test cihazı olarak eklemedim Admob hesabıma. Bu sebepten dolayı da hesabım banlandı 30 günlüğüne. Bu artarsa ileride komple hesabımın kapanmasına kadar giden bir durum. Yani ben hobi amaçlı ilgileniyorum ama bu işi profesyonel olarak yapan arkadaşlar zaten bunu biliyordur ama buna dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bana bu şekilde bir mesaj geldi ve ardından da şu şekilde bir fotoğrafı da göstereyim. Burada başlangıç 20 Ekim, bitiş 19 Kasım olarak gösterildi. Ve bu durumda reklam gösterilmez, ödemeler askı yanları ve kazandığınız mevla geri hesabınızdan düşer demekte. Peki bu test reklamını nasıl ekleyeceğiz? Buna bir bakalım. Aslında bu reklamın askı alınmasını belirleyen bir sürü sebep var arkadaşlar. Sadece bir sebebi reklamlara tıklamak ve kendi cihazınızdan sürekli reklamlara bakmak. Şu an benim başıma bu geldiği için sizlere bunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar AdMob hesabımıza girdiğimiz zaman burada ayarlar bölümü bulunmakta. Ayarlara tıklıyoruz. Sonrasında bu şekilde ekranımız açıldı. Buradan test cihazları kısmına tıklıyoruz. Şimdi test cihazları kısmında test cihazı eklemeye giriyoruz arkadaşlar. Burada cihaz adı. Burada kendimiz bir isim yazabiliriz. Buradan sonra platformu seçiyoruz, Android'i seçtik. Sonra reklam kimliğini seçiyoruz. Reklam kimliği de arkadaşlar şu şekilde telefonunuzda gözükecek. Ayarlar bölümüne girip reklam da yazabilirsiniz, ya da İngilizce kullanıyorsanız Essence de yazabilirsiniz ee, çıkar zaten. Ben örnek bir tane Aile 2'de nasıl gözüküyor, onu Ayarlar e, ya da nasıl bulunuyor, onu şimdi ekranın sağında göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bu şekilde bulabilirsiniz sağ tarafta gösterdiğim gibi. Ondan sonra da reklam inceleyici kısmına yok diyoruz. Ve ardından kaydetiyoruz. Ben bunu yaptım şu şekilde arkadaşlar. <laughs> Burayı sallayanı seçmişim. Bunu deneme amaçlı yaptım. Bunun yok seçilmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Videolardan gördüğüm kadarıyla. Şimdilik böyle deneyeceğim. Bunu yaptıktan sonra bir saat bekliyoruz. Bir saatten sonra artık yavaş yavaş test reklamları kendi kimliğimizle dönmeye başlayacak. Çünkü AdMob bunu alıp kendi havuzuna bizim kimliğimizi kaydediyor ve bize e, herkese çıkardığı reklamları çıkarmıyor. Bize sadece test reklamlarını döndürüyor. Bu sayede e, bu tarz banlamaların önüne geçmiş olabiliyoruz arkadaşlar. Tabi reklam banlamalarını aslında çok çeşitli var. Yani atıyorum önünüze gelen yere reklam banner koyarsanız da banlanabilirsiniz. Yani boş boş ekranlara banner koymak da yasak ya da kullanıcını tıklayacağı şekilde e, reklamlar koymak da yasak. Bunların aslında çok çeşidi var arkadaşlar. Bugün sadece benim başıma bu ay bu olay geldi. Bu yüzden böyle bir şey anlatma gereksinimi duydum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.